Arkadaşlar birkaçtır soruyorum değerli milletvekilleri. Allah aşkına ya AK Parti de Türkiye'ye şu sektörü kazandırdı. Bir şey söyleyin ya. Ben de çıkayım diyeyim ki Karadeniz bölgesine ya siz oy veriyorsunuz, iyi yapıyorsunuz. Bak Karadeniz'e de şunu kazandırdılar. Soruyorum ben Karadeniz'den ya. HES'leri geldiniz aldınız hiçbiri Karadenizli değil. Karadeniz'in doğasını yağmaladınız bir sürü maden şirketi onlar da Karadenizli değil. Karadeniz'e geldiniz bir sürü taş ocağı vesaire kurdunuz onlar da Karadenizli değil. Karadeniz'in tüccarı batıyor, gençleri göçüyor, Karadenizli size oy veriyor ve siz onlara olması gereken hiçbir davranışı reva görmüyorsunuz. Ne diyelim size? Ben 16 Nisan'da emin olun Karadeniz'in köylüsünün, Karadeniz'in çiftçisinin size ciddi bir ihsarname vereceğine eminim. En önemli Türkiye'nin çayı değil mi? Adres verdim, depo adresi, şehir adresi, sokak adresi. Türkiye'nin ürettiği çay kadar PKK'nın ele geçirip Türkiye'de finansal imkan sağladığı çay kaçak depolarını söyledim. Özellikle Doğu Beyazıt'ta, özellikle Van'da. Ama ne yazık ki onlarca yıl PKK o çay kaçağıyla kendisini finanse etti. Bu ülkenin gençlerine şehit etti. Bu ülkenin gençlerine ülke kan gölüne çevrildi. Bu çayları imha edin. Kim getirirse getirsin. Kaçak çayları lütfen imha edin. Rize'nin, Trabzon'un, Giresun'un çay üreticisine yapmayın bunları dedik. Ya çay üreticisi mağdur oyları veriyor. Fındık üreticisi perişan işte bugün. 2015 ürünü elde kalmış, 2016 ürünü toplama maliyetine ve Karadeniz bitmiş, helak olmuş. Sonuçta Karadeniz'e gelmişsiniz referandumda oy istiyorsunuz. Bak yemin olsun buradan söylüyorum. Bu Karadeniz'i fazla hafife aldınız, Karadenizli'nin onuruna dokundunuz. 16 Nisan günü Karadeniz size ciddi bir ihtarname verecek. Bu ihtarı lütfen dikkatle dinleyin. Bu ihtarı dinlemez iseniz emin olun Karadeniz size bundan daha ağırını seçimlerde, genel seçimlerde ciddi bir şekilde gösterecek. Herkese teşvik verdiniz. Niçin Bayburt'a, niçin Gümüşhane'ye, niçin Trabzon'a vermiyorsunuz, niçin Karadeniz'e vermiyorsunuz, niçin fındık üreticisine vermiyorsunuz? O bölgeye de teşvik verin. O bölgenin insanı da kendi bölgesinde yaşasın. Gençler el kapılarında, cenazeler paramparça, aileler darmadağınık. Böyle bir Karadeniz sizin eseriniz. Bu Karadeniz 16 Nisan'da ihtarı verecektir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sağolunuz.